Merhabalar. Bugün size araç modellerken referans resimlerine ihtiyaç duyacağımızdan referans resimlerini hazırlamayı göstereceğim. Referans resimlerini 4 kısımda düzenleyerek kullanabiliyoruz. Bunları yan, ön, arka ve üst görünüş olarak ayırıyoruz. Masaüstümüzde var olan referans resimiyle başlayalım. Ben daha önce kullandığım için bu referans resmini kullanacağım. Yakınlaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi referans resmimiz bir araçta görünüm hazır. Bunu yan, ön, arka ve üst olarak 4 konuda parçalayacağız. Kare seçimi yaptığımız zaman bu yüzeyi referans resmi olarak kullanacağız. Tabii şimdi kullanmak için onu tam bir düzlemde kaydetmemiz lazım. Bunun için öncelikle referans resmimizde bir düzenleme yapacağız. Onu bir düzlem üzerinde döndürmemiz gerekir. Böylelikle seçim yaparken daha iyi kafesleme, daha iyi ölçekleme ölçekleyebiliriz. Mezura yöntemini kullanacağız. Mezuramızı seçtikten sonra düz bir çizgi çekiyoruz ve bize vermiş olduğu açıyı hafızamızda tutuyoruz. Ardından rotate komutunu kullanarak açıyı 0.69 olarak hatırlıyorduk. Döndürme esnasını ters istikamette eksi 69 olarak girelim ve döndürelim. Görüldüğü gibi referans resmimiz bir düzlem üzerinde ayarlamış olduk. Seçim yaparken biraz uzun bir işlem göreceksiniz. Uzun bir işlem olduğunu göreceksiniz. Daha kısa olarak bunu yan ve üstlerde bulunan metre yani hizalama bölümlerinden sınır çizgileri oluşturabiliriz. Mouse'umuzun sol tuşuyla sol kısımdan sınır çizgilerini çekerek sınır hattımızı oluşturuyoruz. Böylelikle kare seçimimiz daha kolay oluyor. Seçimimizi yaptık. Bunu yeni bir imaj olarak kaydetmemiz lazım. Yaptığımız seçimin üzerinde sağ tıklayıp düzenle görünür kısmı kopyala ve düzenle new image olarak yapıştırdık. Dosyamızı görünümüzü site olarak kaydediyoruz. Bir sonraki aşamada oluşturmuş olduğumuz 4 referans resmi Blender'a aktarmaya çalışacağız.